koydukları düzen uyarınca bu kutsal kiliseye yasal olarak kutsal evlilikle taçlandırılmak üzere gelmiş bulunuyorsunuz. Allah sizleri birlik içerisinde bir sözde sevgide tutsun. Mutlu ve selametli bir hayat sürerek derin ihtiyarlığa ve solmaz evlilik tacına nail etsin. Fakat bilirsiniz, dünyada çeşit çeşit sıkıntı ve denenmeler var. Hastalık, fakirlik, aksilik ve çeşitli sıkıntı ve dertler. Allah sizleri tüm bunlardan uzak tutsun. Fakat Allah'ın buyruğu şudur ki, siz ikiniz ölene dek sevgi içerisinde ve ayrılmaksızın birlikte yaşayasınız. Birbirinize sadık kalıp yardımcı olasınız. Gerek mutlu, gerekse kederli günlerde evinizin huzurunu ve ahengini muhafaza edesiniz. Öyleyse oğlum damat, hayat arkadaşı olarak seçtiğin bu eşini, mümkün olan her şeyi yerine getirme fedakarlığını gösterip, üstlenip, ölene dek ona sahip çıkacak mısın? Herkes duysun. Evet. Korkma, yanındayım. Ve sen kızım gelin, kocana karşı fedakarlıkta bulunacağına ve sana gösterdiği sevgi karşılığında ölene dek kendisine sadık kalacağına söz verir misin? Söz veriyorum. Sizlerin verdiği bu sözlerin şahidi öncelikle aramızda görünmez varlığıyla bulunan Allah'tır. Yine şahittir kutsal kilise, koruyucu meleklerimiz, kutsal açımız, kutsal İncil'imiz ve burada görev yapan ruhani sınıfı ve sizlerin saygıdeğer davetleri. Siz söz verir misiniz tüm bunların sizin bu görkemli sözlerinize şahit olmasına? Söz veririm. Söz veririm. Allah bunların içinde bulunsun ve asla sarsılmasınlar. Allah bunların gelecek tüm günlerinde yardımcısı olsun. Amin. Oh ne Kristos atmaz mer, o kevor okutuyan karşısındaki aysımazdan iyi, orbesi yamak kurduyan aso, hop çiğamatsa giyim odana asan kahat merudan tevir çar ağamdı. Ay yandan ol o kusur kaçı okutuyan topur gibi sadanayı kolor olarak kaybeden, yevkezi gıbayla farkı, işan okunun, yevbadiyle ağacın, yevmiş, yevbabidiyan, sanideniz, amen. Dönün getirdim. Sayende bir şey yapalım. Sayende. Sen de bir şey yapalım. Evayın sevki atamın açtaki guda atam gısı asiga boştreyim bozkur neres marmineyim marmines sabidi goçvi gin vasın zirayrin bozkuren arnı ve lov isterzi ve savasora marmart ir hayrı yev mayr bidisike ir gün oğut şedeben biderta yev yergukü mek marmin bidilla ay ay mor asvaz miyatus Marchi pagine. Yeah.
Ortesi, yev, hasadesi, ku ansı fagali kosluğu te,
այնինչ որ ասված կմիացին է, թող մարդ չպայնե։ Ար ինչպես որ օրդնեցի նահահայրերուն և նահամայրուն ամուսնությունը, նույնպես օրդնե նաև քո ծառայներուն ամուսնության սկսակը, անարատ պայելով զանով և հոգևոր սիրով միապանությամբ այս կանչի մեջ, որպես ասկելով երկու չնկացվին, այլ մեկ մարմին, միավորված հետության հոգիով, սիրեն զրեր վարգեշ վարքով և ամփիս հոգիով, ու պատրաստ լան փարի կորձեր կատարելու, որով դես տուն առաջացիր ասոնց ու քաղցր օրդությամբ և ասոնց կլողով տանգագին քարով պսակ թրիր։ Իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին դնգեր զանում Աստուծոդան մեջ իբրե բթխալի ցիտենի, որպեսզի արդարությամբ, սրբությամբ, Աստվածաշնչությամբ ապրելով ու բարեսեր կյանքի տամասային տեսնեն իրենց որդիներուն որդիները և քեզ ժողովուրդ ըլլան և կառավարի ըլլան քո սուրբ անունի և անդադար օրհնեն ամենասուրբ երկրությունը Հայրը, որդին ես քոդի այժմ Yemiş yapabilir yalnız abideniz. Amen. Սերդեր, կուրհամանովուտ օրնեցին գասոնց ամուստության այս կսագը, կուսուպ խորանիտ մեջ և կուսուպ սեղանի դարչև, և արդ դեր պարերան, կուրհամանովուտ գարնենք կսագինարով ասոնց կոխեն, և գորդնենք զանում սուրբ խաչի նշանով, նայ դեր կուկալցության որքա ու բահե ասոմ սուրբ և անարատ միաշունչ և միախորուր։ Շնորե ասոմ ստեր զավակներ ըստ քո գամքիդ, կասրացուր ասոմ կյանքին բայեջությունը քո արատ բարարությամբդ, որպեսզի ամպից և անարատ կյանք ապրելով այս աշխարհին վրա հասնին մինչև խորին ձերության Եվ արժանավոր լավ երկինքի արկայությանդ և անդարան բսակներում։ Եվ քեզի ամենազոր Աստուծույթ կվայրե փառք, կադիվ և իշխանություն, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, դեր են Աստված մեր, որ ամենից իմ Աստուծյան պտստեղծեցիր և ասրեցիր դիեզերդը։
Yevzatare tir asanike kadiniyat roç kanakuri mey inde orne ays pajare kuba ornutyanpır. Omen amen adem koatsovullar kubalkeneru tamar yevkezi horet vortuk yesukokit koutyun partan amen ornutyun koutyun Yapar, hor yemur koyu bu kütçü bu, ağacın yemiş yapabiliyarız, yapabiliriz. Amen. Yevasın su kaşkı batlagani de, ınga da kaşanız merge, geç oğuz men. Su kaşkı savaşı su kızı, sovalı ülkesiz, bizim ve rahatsız yediğin su işin oyu olup kendi yol, amin agal da rastfaz merge, soy evi olur yani. Anın horç yevort fo yevok vinsir pamen. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman görürüz ki kutsal kitap şöyle söyler. Yerin toprağından insanı yarattı ve burnuna hayat nefesini üfledi ve insan yaşayan can oldu. Ve Adem'i yarattıktan sonra onu Adem bahçesine yerleştirdi. Yani Adem bahçesi bugün cennet dediğimiz yer. Ve yarattığı her şeye baktı Allah, iyi oldu dedi. Bu mükemmel Allah'ın yarattığı her şeyde de mükemmeliyetin olduğunu ifadesidir. Allah eksik bir şey yaratmaz. Ama bir şeye bu iyi değil dedi. O neydi biliyor musunuz? Adem'in yalnızlığı. Her yarattığı şeyin bir çifti vardı. Ama Adem tekti. Bunun için kutsal kitap okuduğumuz zaman orada yine görüyoruz ki Adem'in üzerine bir derin uyku getirdi ve onun kemiklerinden birini alarak kadını yarattı. Ne başının kemiğinden aldı ki kadını başımıza çıkartalım, ne ayaklarının kemiklerinden birini aldı ki kadını ayaklar altına alalım. Kadını kalbine yakın kaburga kemiklerinden birini alarak yarattı ki onu daima sevelim ve koruyalım. İşte insan yaşamda dikkat edin. Erkek kendisinden alınan parçayı özler. Kadın da alındığı yeri. Ne erkek tamdır kadınsız, ne de kadın tamdır erkeksiz. İkisi bir beden oldu. Bunun için başlarını birleştirdik orada. Onlara dedik ki artık siz tek değilsiniz. Bir bedensiniz. Hayatın zorluklarından bahsettim. Tüm bunlara rağmen birbirinizi seveceğinize, sayacağınıza, sadık kalacağınıza söz veriyor musunuz dedim. Evet dediler. Ama bu evet çok kolay çıkıyor ağızdan. Ama neye evet? Bir ömür boyu sevmeye evet. Bir ömür boyu sadık kalmaya evet. Bir ömür boyu dünyanın ezici o sıkıntılarına karşı birlikte direnmeye evet. Hayatın zorluklarını birlikte omuzlamaya evettir bu. Ama biz burada bu evet'i alırken ölene kadar diyoruz ama gençler bunu kapıya kadar anlıyor herhalde. Evlilikler artık yörüngesinden çıktı. Bakın ağzımızdan çıkan her sözün bir gün hesabını vereceğiz. Çünkü burada sordum. Buna, bu sözünüze, verdiğiniz bu söze görünmez varlığıyla aramızda olan, her yerde olan Allah şahit olsun mu?
Melekler şahit olsun mu? Burada bu dini töreni yapan din adamları şahit olsun mu? Ve sizin saygıdeğer davetleriniz şahit olsun mu? Evet dedi. Biraz yüksek söyle dedim. Herkes duysun. Evet. Kimin huzurunda? Töreni biz yapıyor gözüküyoruz. Hayır. Bu töreni yapan, onaylayan Allah'ın kendisidir. O yüzden bize değil, Allah'a söz vermiş oluyorsunuz. Allah'a verdiğiniz sözü de sonuna kadar tutmakla görevlisiniz. Ve törenin bir kısmını da aldık, başımıza taç koyduk. İsmi ne biliyor musun onun? Hayat arkadaşı olarak seçtiğin, karşında oturan kim o? Söyle Abdullah, ismi ne? Herat. Efendim? Herat. Onun ismi ne? Abdullah. Abdullah. Bak görüyor musun, ben heyecanlarına veriyorum. Biri Herat diyor, biri de Abdullah diyor. Biraz önce ne oldu burada? Taç dağıttık size. Sen kral oldun. O da kraliçe. Sen artık onu görünce kraliçem diye hitap edeceksin. O da seni görünce kralım diyecek sana. Ve bir kral kraliçesine nasıl saygı gösterirse, öyle bir kraliçe kralına nasıl saygı gösterirse sana o şekilde davranacak. Bundan sonra Hera yok, kraliçem var. Bundan sonra Abdullah yok, kralım var. Anlaştık mı? Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Artık bundan sonra size düşüyor sorumluluk. Biz dua ettik sizin mutluluğunuz için. Evlilik aslında bu törenle bitmiyor. Evliliğin başlangıcıdır bu tören. Bir ömür boyu sorumluluklarını yerine getirmektir evlilik. İnsanın yaşamda gözüne çok şey değer. Ama ruhuna biri değer. Kalbini fetheder. O işte kendisinden alınan parçadır. Sen Hatay'dan geldin İstanbul'da onu gördün. Dedi ki bu benim parçam. Benden alınan parça. O da dedi ki alındığın yer Abdullah'ın kalbi. Oradaki kabulde. Siz karar verdiniz, biz birleştirdik. Bir beden yaptık. Hayatta bir insanın başka bir insana vereceği en değerli hediye nedir biliyor musunuz? Aldığınız arabalar, taktığınız yüzükler değildir. Sevgi dolu yüreğidir. En değerli hediye. Arabalar alabilirsin, evler alabilirsin. Ama yüreğin devre dışıysa o evde huzur olmaz. O yüzden evlilik çok önemli bir sırdır. Kilisenin en temel sırlarından bir tanesidir. Evlilik, kafamın bozulduğu zaman terk etmek değildir. Daha çok sevmektir. O zaman mutluluk nedir biliyor musunuz? Mutluluk, sevdiğiniz kişiyi koşulsuz olarak sevme sanatıdır. Bu size düşen bir sorumluluk. Öyle ki Kral Abdullah, Kraliçe Hera, sizin ellerinizi birleştirdik. Siz artık yüreklerinizi birleştirdik. Ben parmaklarınızda derayla birlikte yüzüklerinizi taktık. Evliliğinizin, sevginizin bir sembolü olarak. Parmağa takılan yüzük çok kolay çıkar. Ama biz
o parmaklarınıza taktığınız yüzüğü siz yüreklerinize takın. Parmağa takılan yüzük kolayca çıkabilir ama parmağa taktığınız yüzüğü çıkartıp bir kenara atabilirsiniz. Ama yüreğinize taktığınız o sevgi yüzüğü siz istemedikten sonra hiç kimse çıkaramaz. O yüzük daima ömür boyu uzun yıllar yüreğinizde olsun. Bu da sizi seven bir din adamınızın sizlere tavsiyesi. O zaman o yüzük yüreğinizde ebediyen var olsun. Ve sizin davetlerinizle biz de bu sizin mutluluğunuzu görüp hep beraber sevinelim ve mutlu olalım. Aileleri, yakınlarını ve siz davetleri en içten duygularımızla burada görev yapan din adamları olarak kutluyor ve diyoruz ki mutlu olun, sevin. Sevmek Allah'ta yaşamaktır. Sevmek imandır. Sevmek mutluluğun kapısıdır. Rabb hepinizi mutlu etsin. Amin.